Merhabalar, Merhaba, nasılsınız? çok mersi. Burada uzak mesafelerden böyle canlı bir yayın yapmak büyük avantaj sizinle. Yıllardır anti-aging konusunda çalıştığınızı biliyorum. Ben sizi inceledim. Ama tabii daha çok anti-aging deyince akla hep estetik geliyor. Yani insanlar cilt güzelliği ve diğer güzelliklerin peşinde oldukları için. Bir de tabii uzun yaşam devreye giriyor. Tabii uzun yaşam devreye girince benim branşım da etkili. Ben biraz sizi tanıyalım isterim. Hani nasıl böyle bir karar aldınız? Böyle bir anti-aging üzerine çalışmaya ne zaman başladınız ve şu an çalışmanız hangi noktada yoğunlaştı? Tabii, ben biraz kısaca bahsedeyim kendimden. Ben aslında Türkiye'de yaklaşık işte 95-96 yıllarından itibaren anti-aging ile uğraşmaya başladım. O dönemlerde tabii böyle bir şey yoktu aslında. Hani anti-aging ile ilgili bir şey de yoktu baktığınızda. Hani benim şansım bu alanın oluşmasındaki ilk kişilerden biri oldum çalışarak bu alanda. Bu hatta belki siz de bilirsiniz. Dolgular, işte kolajen dolguları vardı eskiden. Ondan sonra onları Türkiye'ye getirmiştik. İşte peelingler vesaire. Biz daha çok tabii dermatoloji tarafında başlamıştık. Daha çok anti-aging dediğimiz şey dermatoloji üzerine ilerledi. Fakat ben işte son 10 yıldır hala Türkiye'de çalışıyorum. Yani hala 2 tane şirketim var Türkiye'de. Bu operasyon devam ediyor. Fakat son 10 yıldır şunu fark ettim. Biraz da tesadüf oldu gerçi ama aslında yaşlanma dediğimiz şey tabii cilt yaşlanması önemli bir şey. Fakat esas yaşlanma ve bizim hastalıklarımız hep içeriden başlayarak dışarıya doğru yansıyor. Yani biraz bakış açısını değiştirdiğiniz zaman çok enteresan şeylerle karşılaşıyorsunuz. Türkiye'de tabii anti-aging'in sadece cilt yaşlanması veya kırışıklıklarla ilişkilendiriliyor olması biraz aslında gözden kaçan bir durum. Yani aslında Kesinlikle. daha derini var. Daha, Evet. hatta ben bizim yapmış olduğumuz işi, yani sağlıklı ve uzun yaşam olan işi anti-aging olarak tanımlamıyorum. Çünkü bugüne kadar yapıla gelmiş olan uygulamalarla çok karışıyor. Hani bizim yapmış olduğumuz şeyleri yaptığınız zaman zaten deri yaşlanmasını engelliyoruz. O ayrı bir konu ama daha da ötesinde farklı etkileri var. Dolayısıyla ben buna reverse aging ya da yaşlanmayı geri çevirmekle alakalı bir Evet, terim bu zaten kullanıyorum yurt dışında. artık böyle konuşuluyor yani Evet. reverse aging diyorlar. Dolayısıyla ben anti-aging'de age reversal kavramlarını biraz ayırmak istiyorum. Çünkü bambaşka iki konu haline geldi. Çünkü anti-aging dediğiniz zaman işin içine çok farklı şeyler de giriyor. Yani hiç... Gençleşme desek belki yani Türkçe olarak Evet. veya Evet, belki biraz gençleşme. ütopya değil artık aslında bu. Bir şu anda baktığımız zaman zaten 50 yaş sonrasında 20'li yaşlar gibi yaşayan çok insan var. Dünya Ya çapında aslında... düşünürsek. Evet. Ya tabii. Ben şimdi yurt dışında da aslında takip ettiğim kişiler var. Çok enteresan tip insanlar var. Yani mesela hatta şimdi önümde belki kamerayı ters çevirebilirsem gösterebilirim size. Çok enteresan hikayesi olan bir kişi var. Bunu göstermek istiyorum çünkü Tamam. insanların yaşlanmayla alakalı algısını önce biraz değiştirmek gerekiyor. Çünkü birçok insan yaşlanmayı dümdüz bir yol olarak kabul ediyor. Geri çevrilemeyecek veya önlenemeyecek bir şey olarak kabul ediyor. Fakat aslında tıbbi çerçevenin içinde kalmak kaydıyla, yani ben onu çok önemsiyorum. Özellikle bir hekim kontrolünde ve tıbbi uygulamaların içinde kalmak kaydıyla bu süreç yavaşlatılabilir, hatta geri çevrilebilir bir süreç olarak görüyorum. Doğru. Bakalım şuradan Doğru. gösterebilecek miyim? Bu kişi çok enteresan bu bir doktor. Bu kişinin yaşını tahmin edebilir misiniz? Yani sizinle de çok yakından alakalı ortopedist olduğunuz için. 65'in üzerinde zannediyorum gördüğüm kadarıyla. Evet, 65'in çok üzerinde aslında. Bu şu anda 84 yaşında. Yani 82 değil, Doğru. 84 Ben takip yaşında. ediyorum bu insanı. Evet biliyorum. Biliyorum. Şimdi bunun aslında daha enteresan tarafı nereden başladığını bilmek lazım. Yani aslında bayağı bildiğiniz, çok bildik bir profile sahip Dr. Life. Fakat gördüğünüz gibi yaşlanmayı geri çevirmek ve fiziksel olarak sağlıklı kalabilmek mümkün gözüküyor. Yani bunu yapanlar var artık. Dolayısıyla demek ki bununla alakalı birçok çözüm geliyor da aynı zamanda. Yani birçok Aslında yeni var. yaklaşım da çıkıyor. Yani sizin yakaladığınız telomer teknolojisi zaten bundan bir tanesi. Evet, bir Apoptoz tanesi. istiyoruz, hücre ölümü. Bunu
durdurmak, bu biyolojik saati geri çevirmek için çalışmalar var. Hatta bunların uygulamalarını görüyoruz. Belki de doktor bahsettiğiniz kişinin sırlarından bir tanesi olabilir. Şimdi sizin ortaya koyduğunuz ve birazdan konuşacağımız telomer teknolojisi bunlardan bir tanesi aslında. Yanılıyor muyum? Apoptozis çünkü bizim asıl sıkıntımız. Yani ölüm, hücre ölümünün geri çevrilmesi. Tabii anti-aging olarak yansıdı veya işte reverse aging diyorsunuz. Yani Türkçe'de gençleşme desek bunlar oluyor zaten şu anda. Önemli hedeflerden bir tanesi. İnsan genetik haritası ortaya konduktan sonra bunun üzerinde de çalışmalar başladı. Gen mühendisliği de buna eklenince zaten temel gen mühendisliği. Yani telomerleşmeyi açıklayacaksınız zaten. Temelin genleri dayandığı anlaşılacak. Dolayısıyla rejenerasyon süreci biz bunu ben kaskeli sisteminde daha düşük moleküller tabii bunlar yüksek teknolojili moleküller. Biz yani matrix proteinlerini kullanıyoruz şu anda. Matrix proteinlerinin temel mantığını anlatırken hastalara işte daha pahalı malzemeyle vücudunuzun bağ dokularını onardığınızı düşünün. İşte bu ilacı kullanın, gençleşeceksiniz şeklinde konuşuyorum. Bu gerçek. Tabii şimdi bu teknolojiler daha farklı. Onlar gen düzeyinde vücudun üretim mekanizmalarını tamamen temelden değiştiren, hücre içinden itibaren değiştiren, ribozomal protein üretiminden itibaren değiştiren konulardan bahsediyoruz. Bu mümkün. Peki şu anda kullandığımız teknoloji daha çok hani cilt üzerine konuşuldu ama önce bir ciltten bahsedelim. Nasıl kullananlar memnun mu? Neler oluyor? Vallahi isterseniz şöyle yapalım. Yani önce yani katılımcıların çok telomer konusuna yakın olmadıklarını düşünerek nedir bir onu açıklayalım isterseniz. Telomer dediğinden başlayalım. Evet, yani çok basic yani oradan başlayalım. O zaman cilt vesaire onların hepsinin üzerinden konuşma şansımız olacak. Şimdi telomer dediğimiz şey aslında bu DNA'yı herkes biliyor. Sonuçta böyle X şeklinde bir şey. Kromozom. Bizim bu bütün genetik bilgimizi tutan kromozom. Telomer dediğimiz şey tabii buradaki pembe olan koruyucu kısımlar. Bunlar tabii bu kadar büyük değil. Yani bu abartılmış vaziyette görünsün diye. Bu kısımlar kısaldığı zaman aslında hücre yaşlandığını anlıyor. Yani hücrenin yaşlanma saatini bu parçalar tutuyor. Bu parçalar giderek kısaldıkça hücre artık daha yaşlı ve fonksiyon göremez. Kendinden de yeni bir kopya, yeni bir genç kopya çıkartamaz hale geliyor. Dolayısıyla bizim aslında vücudumuz hem yaşlanıyor hem fonksiyonlarını azaltıyor. Tabii hücrenin yaşlanması, dokunun yaşlanması, organın yaşlanması ve bütün bedenin yaşlanması şeklinde devam ediyor. Yani aslında böyle katman katman ilerliyor. Dolayısıyla bizim buradaki yapmış olduğumuz şey, yani telomer biyolojisinin yaptığı şey şu. Bu telomer dediğimiz bölümler yeniden geliştirilebiliyor, yeniden uzatılabiliyor. Yani aslında hücrenin içinde böyle bir mekanizma var. Bu tek yönlü bir yolculuk değil. Telomeraz dediğimiz bir enzim var. Bu enzim özellikle kök hücre veya üreme hücrelerinde çok yoğun. Fakat vücudumuzu oluşturan hücrelerin neredeyse %99'unda bu kilit kapalı. Yani o hücreler kendini yeniden ya da çok az miktarda çalışıyor. Bazı hücreler öyle. Kendisini yenileyemiyor. Doğru. Tabii. Dolayısıyla hem bedenin yaşlanmasına neden oluyor hem yaşam süresinin kısalmasına neden oluyor. Bu tabii telomer kısalması dediğimiz şey hem vücudun kendisinin neden olduğu bir durum var. Bir de bunun dışında yaşam şeklimiz de çok önemli. Yani ne yediğiniz, ne içtiğiniz, egzersiz yapıp yapmadığınız, stresi ne kadar düzeyde algıladığınız bunların hepsi aslında telomer üzerinde etkili. Bunlarla alakalı bir dünyada çalışma var açıkçası. Dolayısıyla hücre kısalıyorsa yaşlanıyoruz. Dolayısıyla yaşlanmaya bağlı hastalıklar da gündeme gelmeye başlıyor. Şimdi ciltle ilgili şeyi sordunuz, etkisini sordunuz. Yani tabii cilt hücreleri de kendini hızlı yenileyen bir hücre grubu. Dolayısıyla siz bu hücrelerin telomerliğini uzattığınız zaman o hücrelerde daha fazla kolajen üretebilir, daha çok hyaluronik asit üretebilir hale geliyor ve kırışıklıklar azalmaya başlıyor. Bir de öte taraftan yaşlanmanın da getirmiş olduğu bir takım güneş ve cilt lekeleri oluyor. O lekeler de azalıyor. Yani dolayısıyla bir cilt düzeyinde de rejüvenasyon, bir gençleşme görebiliyoruz. O yüzden de daha çok estetik tarafında adınız duyuldu. Ama gerçekteki temel daha aslında daha derin. Yani hücre yaşlanmasını tersine çevirecek bir özelliği var. Tabii ki bunu promotör, bunu uyaran diğer
beslenme ve egzersiz gibi konularda bu olmadan olmaz. Yani bu zaten hücrenin kendisini yenilemesi için bazı uyarılar alması gerekiyor. Yani biz eğer farz edelim yerçekim olmayan bu ortamda bazı şeyleri kaybederiz. Bazı uzuvları belki de kaybederiz. Onun gibi bir takım impact etkiler olması lazım. Ben iskelet sistemi açısından yaklaşıyorum tabii ki. Aslında iskelet sistemi, yani şimdi cilt söylediğiniz gibi kendisini yenileyebilen hücrelerden oluşuyor. Cilt dokusu da, ve bu doku yoğun rejenerasyon kabiliyetine sahip. Dolayısıyla telomer teknolojisi tabii ki burada monitör gibi ciltte ortaya çıkması çok doğal. Onun dışında bir yerde doku bağırsak epitel de aynı şekilde. Epitel dokusu dediğimiz doku zaten kendisi yenileyebilen bir doku aslında. Hı hı. Yani vücudun en dış kısmı, yani kaplayıcı hücre diyelim. Sorun işte bizim bağ dokusu hücrelerinde aslında. Kırdak, kas, evet. Kemik de kendisini yenileyebilen bir. O da ekleten biçimde yer alıyor zaten. Yani belki biraz teknik oldu ama. Ama bağ dokusu, yani kas ve kırdak dokusu, bunlar kısmi kendisini yenileyebilen hücreler. Yani tabii beyin dokusu kendisini yenileyemez. Böbrek dokusu kendisini yenileyemez diyoruz. Ama şimdi bunlarla ilgili de diyorsunuz ya, çok güzel bir nokta söylediniz. Onların tetik noktaları şu anda kilitleriniz. O kilidi açmak için zaten çalışma yapılıyor şu anda. Belki onlar da kendisini yenileyecekler. Dolayısıyla gençleşme gerçekleşecek. Ama şu anki teknolojide zannediyorum fenomenle bu. Vallahi şey var, enteresan şekilde hani kendilerini yenileyemediğini düşündüğümüz dokularda da yenileme kapasitesi olabildiği düşünülüyor. Mesela hangi dokularda? Bulunmaya başladı. Kalpte yani mesela, bir şey söz konusu mu? Tabii tabii kalpte. Evet, kalpte var. Hatta çünkü şöyle kısmi yenileme söz konusu. Burada kas olduğu için. Evet. Tabii. Yani mesela bizim şu anda çalışmış olduğumuz ürünle alakalı klinik çalışma yapılıyor. Yani kalp dokusunu yenilemesiyle alakalı. Özellikle kalp krizinden sonra hasar görmüş bölgeleri yenileme kapasitesi var mı diye bakılıyor. Veya bir başka çalışma devam ediyor Alzheimer üzerinde. Alzheimer çok şaşırtıcı çünkü kendisini yenileyemez diye düşünüyoruz sinir hücreleri. Evet. Evet. Orada bir dolayısıyla nüans pozitif, olması lazım. Yani pozitif feedbackler var. Yani pozitif sonuçlar geliyor ama henüz klinik çalışmalar bitmedi. Dolayısıyla bir şey söylemek için erken. Ama bildiğimizin dışında enteresan gelişmeler oluyor. Alzheimer'ın etkili olmasını okudum. Makale de paylaştınız benimle. Onları da inceledim. Gerçekten o ilginç. Tabii benim branşım şu anda hareket sistemi üzerine tabii. Etkileri. Ve bu konu üzerine biraz hani yoğunlaşalım da istiyorum. Çünkü yaşlanmayı önlemek veya gençleşmek aslında iskelet sistemi olmadan olmaz. Yani siz, eğer siz az önce bahsettiğiniz hareket edemiyorsanız istediğiniz kadar tarı varalım cildiniz gençleşmeyecek. Onu demek istiyorum. Yani az önce gösterdiğiniz doktor 84 yaşındaki doktor. İşte üçgen vücut, işte ne bileyim six pack'lerle olması iyi bir sağlıklı bir iskelete sahip olduğu için aslında. Bu olmasaydı mümkün olmayacaktı. Dolayısıyla telomer teknolojisinin bu kemik dokusu, kıkırdak dokusu ve kas dokusundaki etkilerini zannediyorum artık bu klinik çalışmalarda netleşmeye başladı. Onunla ilgili kullanıcılar açısından hani nasıl tecrübeleriniz var? Hani neler oldu? Şöyle söyleyeyim. Bizim şimdi T65'e ya da bu telomer konusunu özellikle Amerika'da kullanan epeyce bir geniş kitle var. Orada yapılmış olan bir takım anket çalışmaları var. Tam bir klinik çalışma değil ama insanlar 6 aydan daha uzun süre bunu kullandığında bedenlerinde ne tip gelişmeler oluyor? Yani nelerle karşılaşıyorlar? Onu sormuşlar. Şuradan kopya çekeceğim ben de. Olur tabii. Hatta ya isterseniz gösterebilirim. Yani burada bir grafik gibi bir şey hazırlamıştım zaten. Ya mesela örnek veriyorum. Burada yaklaşık 835 kişi var. Bunların %63'ü uyku kalitesinde artıştan bahsediyor. Ama sizinle alakalı olan kısma gelirsek eklemlerde aslında uyku çok önemli. Çünkü biz burada biliyorsunuz melatonin salgısı bir salgı var. O uyku olmadan ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla kas iskelet sisteminin kendisini yenilemesinde herhangi bir rejenerasyonda çok önemli. Evet, bravo. Tabii. Sonrasında işte eklemlerdeki ağrının azalması, mobilitenin biraz daha artması, bu insanların %59'u bununla alakalı pozitif sonuç bildirmişler. Enerji artışı,
Şimdi enerji artışı, daha doğrusu insanların daha kendilerini enerjik hissetmeleri %78 civarında. Bu da tabii fiziksel egzersize yansıyor. Yani insanlar daha rahat hareket edebilir hale geliyorlar. Daha buna istek duyuyorlar. Dolayısıyla bunların hepsi pozitif şeyler. Daha iyi fiziksel görünüm oluşuyor. %91. Çünkü sadece enerjiyi arttırmak çok önemli değil. Öbür taraftan insanların egzersizle de beraber bedenlerinin daha iyi hale gelmesi mümkün. Bağışıklık sistemi genellikle çok iyi cevap veriyor. %93 civarında. Kaldı ki bugün yaşanmış olduğumuz aslında COVID-19 meselesi gene yaşlanmayla çok yakından bağlantılı. Dediğim gibi cilt ve işte lekelerde azalma, saç kalitesinde artış, bunlar da diğer faydalar. Ama Bu anket zaten klinik... seviyesi mi? Evet. Efendim? Anket seviyesi ama klinik çalışmalar da var zannediyorum. Tabii Mesela tabii var var var. osteoporoz çok önemli. Biz şu anda osteoporozda ortopedistler, işte osteoporozla ilgilenen branşlar, endokrinle ilgileniyor, dahil branşlar da ilgileniyor. Ama bizi çok ilgilendiriyor çünkü osteoporotik kırıklarla uğraşıyoruz biz. Bu konuda benim de çalışmalarım var. Başlangıçtan beri kitaplarımız var, yayınlarımız var. Biz yıllardır, 20 yılı yakındır bu tecrübemizde bazı ilaçlardan mağdur oldu, olan hastalarımız oldu ve bu konuda da mahcubiyetimiz sürüyor halen. Öyle söyleyebilirim yani. Çünkü beklemediğimiz sonuçlarla karşılaştık osteoporozda ve yeni ilaçlara yöneldik. Şu anda mesela en çok kullandığımız ilaçlar şöyle söyleyeyim. Osteoporozda bizim yıkılımı engelleyen ilaçlar kullanımı bir ara modaydı. Ve bu yıkılımı engelleyen ilaçların yeterli gelmediğini gördük. Hatta zarar verdiğini gördük. Şimdi bizim trend demeyeyim ama asıl önem verdiğimiz şey yıkılımı önleyen değil, yapımı arttıran ilaçlar. Anabolizan diyoruz bunlara. Tabii bunlar da kısıtlı sürede kullanabiliyoruz. Çok da kolay değil. Pahalı ilaçlar. Kullanımı da çok kolay değil. Ben bu açıdan baktığım zaman tabii şu anda anabolizan kullandığımız bir tek ilaç var. Yani birkaç tane ilaç var. Aslında bir tanesi çok etkili. Onu burada söylemek istemiyorum. Yani, bir çeşit aslında yıkılım yapan bir hormonu biz cilt altından veriyoruz. Ancak ben gördüm ki telomer teknolojisinde telomerin etkisi anabolizan. Bu korkunç bir şey. Yani çok az tabii bununla ilgili destek yayın çıkmış ama sonuçta bu gerçekleşmişse eğer ki ben inanıyorum. Osteoporoz için ciddi bir anabolizan ilaç var elimizde. Ben öyle düşünüyorum. Bu konu hakkında geri dönüşler nasıl? Osteoporoz Ya, tabii hakkında. osteoporoz açıkçası bizim telomer konusunda, şimdi ben de bugün literatüre baktım, doğrudan aslında telomer kısalmasıyla bir bağlantı gözüküyor osteoporozda veya diğer kas sistemiyle alakalı durumlarda. Şimdi T65'in ya da bizim telomer konusunun yapılmış olduğu çalışmaların içinde faydalı olduğunu, en azından yıkımı engellediğiyle alakalı bir takım anekdotlar var. Çünkü açıkçası osteoporoz birinci öncelikte değildi bakmış olduğumuz klinik çalışmalarda. Yani farklı farklı parametrelere bakılmış. Özellikle kemik densitesi de bunlardan bir tanesi. Yani kemik sistemine özel çok spesifik bir çalışma yapılmamış bugüne kadar. Bir ayrı parametre olarak görmüşler. Baktığımız zaman bir kere yıkımı engelliyor. Diğer taraftan da bir miktar üzerine koyma şansı var gibi gözüküyor. Yani dolayısıyla hani bugün şunu tedavi eder, buna yardımcı olur. Hani çok net bir beyanatta bulunmak doğru değil. Yani elimizdeki datalar sınırlı. Ama hem teorik olarak hem de yapılan çalışmaların, kısıtlı da olsa yapılan çalışmaların verilerine göre bunun çalışabileceği gözüküyor. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla çalışmalarda bizim osteoblast dediğimiz kemik ana hücresi yani yapım hücresinin faaliyetlerini arttırıyor. Evet. Şimdi biz baktığımız zaman basit olarak kemik dokusuna baktığımız zaman yapım hücresinde yapılan pozitif bir etki bizim için anabolizan bir etki olmuş Evet. oluyor. Ama yıkımı engellemek için başka yollar var. Bunda işte yıkıma sebep olan hücreleri faaliyetlerini azaltmak gibi veya işte yıkıma sebep olan yapı taşlarının kemikte birikmesini engellemek gibi. Şimdi ben tabii çok böyle şifreli konuşuyor gibiyim ama aslında tabii meslektaşlarım beni çok iyi anlarlar ama tabii halkın anlayacağı şekilde konuşmak lazım. Şu andaki elimizdekiler bunlardı.
Ama benim gördüğüm termoenerjiyle ilgili yayınlarda özellikle yapım hücrelerin üzerindeki etkisinin üzerine durulmuş. Bu beni çok ümitlendirdi. Ki zaten genetik çalışmaları bekliyoruz osteoporozda. Yani bir şekilde osteoporozun tedavisinin aslında genetik tedavilerden geçtiğini bu kesin. Çünkü biz kemik yoğunluğunun azalmasının osteoporozda şöyle bir durum var. Simetrik olarak azalıyor biliyorsunuz. Diğer rahatsızlıklardaki gibi, kemiğin diğer rahatsızlıklarındaki gibi bir asimetrik bir azalma değil. Yoğunluğun azalması simetrik olarak söz konusu. Yani dolayısıyla yaşlanma, işte aging bu aslında, yaşlanma, küçülmemiz, kemiklerin erimesi, işte evet, azalması, hafiflememiz, boyumuzun kısalması şeklinde gidiyor. Şimdi T65'ten bahsettiniz, adam kaslı çıktı karşımıza. Boyu kısalmamış, saçları ne bileyim belki de beyazlı, siyahlaşmış, kasları gelişmiş. Tabii bu etki anabolizm bir etki olması lazım diye düşünüyorum. Evet. Şimdi orada bugünkü yayınlardan yani dikkatimi çeken ilginç bir konu vardı. Şimdi osteoblastları siz söyleyince o aklıma geldi. Bildiğim kadarıyla osteoblastlar aslında kemik yapı taşlarını üreten ve kemiğin sağlıklı kalmasını sağlayan hücreler. Ana yapı taşı. Ana yapı evet, taşı. Ana yapı taşı. Şimdi bu hücreler yaşlandığı için aslında bağlantılı olarak osteoporoza doğru bir yolculuk başlıyor. Bugünkü literatürlerden bir tanesinde şey vardı. Bu osteoblastları laboratuvar ortamına aldıklarında, yaşlı gördüm olan açıkçası laboratuvar, evet, ortamı, yaşlı hücreleri alıp telomerlerini uzattıklarında bu hücrelerin gençleştikleri ve tıpkı genç bir hücre gibi artık fonksiyon gösterdiklerini not etmişler. Biz aslında buna benzer etkiyi cilt hücrelerinde, göz hücrelerinde ve başka farklı vücuttaki hücrelerde aynı etkiyi görüyoruz. Yani telomeri uzattığınız zaman hücre gençleşiyor ve genç bir hücre tipinden farksız bir şekilde çalışmaya başlıyor. Dolayısıyla eğer biz vücuttaki telomeraz enzimini aktif hale getirebilirsek, bu sadece cilt hücresine değil, bütün hücrelere de faydalı oluyor olacak. Dolayısıyla kemik densitesini de arttırmamız mümkün olabilecek gibi gözüküyor. Yani kemik ağırsız bir doku. Yani cidden de ağırsız bir doku. Yani bizim kemik dokusundaki osteoblastlar dediğimiz canavar hücreler. Bunlar nerede olursa olsun aktifleşirler. İnanılmaz canavar hücreler. Yani yaşlısı, genci, tabii yaş, biz genç, yaşlı derken hücre tipinin olgun hücresine osteosit diyoruz vesaire. Bunları belki bahsetmek gerek yok şu anda burada ama osteoblast da her an dönüşebilir. Yani bir anda kemik hücresi bebek hale gelir. Öyle bir özelliği var. Ama bunun telomerlerle beraber aktif olan, yapı taşı olarak aktif olan hücrelerde gerçekleşmesi çok önemliydi. Ben o yayından onu anladım. Yani tabii ki biz alıp hücre kültürüne koyarsak birçok hücreyi telomerize edersek, hani öyle artık evet, belki Türkçeleştirebiliriz, telomerize edersek o hücre zaten kendisini adapte ediyor gençleşme yolunda. Adapte ediyor. Ben şunu şuradan anlıyorum. Özellikle bağ dokusunda hastalara bunu söylerim ben sık sık. Pahalı malzeme kullandıkları zaman gençsiniz diyorum ben hastalara. Çünkü pahalı malzeme su tutuyor. Su tuttuğu zaman matriksin stabilizasyonu da artıyor. İşte kolajen, ona göre pahalı kolajen geliyor. Mesela bazı glikoproteinler var. İşte bu glikoproteinlerden bazıları pahalı glikoproteinler. Biz dışarıdan verdiğimiz zaman o işte aman ne kadar bol deyip belki de benim teorim o matrikste yürüyorlar ve matrik stabilize oluyor ve daha az parçalanıyor, daha güçlü bir yapıya sahip oluyor vesaire. Şimdi dolayısıyla bu tür telomerizasyondan sonra benzer bir etki olduğunu düşünüyorum. Yani vücutta gençleşmeye doğru genç hücrenin doğru ve normalde güçlü bir matriks oluşturmak için çalıştığını düşünüyorum. Telomerizasyondan bunu anladım. Evet. Bilmiyorum tabii. Evet, evet. Bunun sonuçları nasıl diğer hastalarda, anketlerde bilemiyorum. Ya şey var, tabii şu andaki hani özellikle bugünkü konuşmuş olduğumuz konuyla alakalı yani bir ürün verilerek ya da bir ürün kullandırılarak yapılmış olan daha uzun soluklu bir çalışma yok maalesef elimizde. Ama teorik olarak ya da temeline baktığımız zaman bu şeyin, problemin, yani telomeri uzattığınız zaman vücudun kendini yapılandırma mekanizmasının arttığını, kendini gençleştirme ve onarma kapasitesinin arttığını görüyoruz. Dolayısıyla büyük ihtimalle kas iskelet sisteminde bundan ciddi şekilde faydalanıyor olacak. Osteoartrit de vardı orada. Yani kireçlenme diye
bahsediliyor. Tabii buna şüpheli yaklaşmakla beraber destekliyorum. Kırdak dokusunda etkilerinin de kemik dokusundan farklı olmadığını düşünüyorum. Orada da şöyle bir açmazımız var kırdakta. Kırdak yine kısmi kendisini yenileyebilen ama bu canlı dokularda çok çok sınırlı olan bir doku. Kırdak dokusu. Ancak biz kırdağı dışarıda üretip kırdak dokusu olarak, orijinal kırdak dokusu olarak kişilerde kullanabiliyoruz. Hı-hı. Hatta işte biliyorsunuz printerlar çıktı. Evet. Şu an bizim ortopedinin alanında çok önemli yer tutuyor bunlar. Doku printerları birçok alanda. Gerçi önem kazanacak ama bu ciltte de önem kazanacak. Yani kazandı. Hı-hı. Artık printerlarda hücre kültüründen biz istediğimiz şekilde dokuları oluşturabiliyoruz, oluşturabileceğiz. Şimdi bu mümkün. Demek ki aynı şey bu telomerizasyon kırdak dokusunda belki canlı dokuda nasıl etki yapar çok bilemiyorum ama gördüğüm kadarıyla iddia osteoartritin geri çevrildiği şeklinde bir iddia gördüm. Siz de onlara ulaştınız mı? Veya onunla ilgili bir eklem hastalığı olan bir kişinin tepkisi nasıl oldu? Ya işte tabii iddialı bir şey biliyorum ama yani sonuçta evet. ben şu anda yani ben de tabii elimdeki datalarla konuşmaya çalışıyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse yani ortopedi bizim elimizdeki datalar henüz bunları çok destekler nitelikte değil. Yani karşı değil bu arada. Sadece elimde data yok bununla alakalı. O yüzden de burada hani bir şey de söylemek istemiyorum. Çünkü sonuçta siz bir hekimsiniz. Ben de bilimsel çerçevede çalışmayı hayal eden bir kişiyim. Dolayısıyla çok hani makale var. Evet. Evet yani şu andaki elimizdeki makale ve data kısıtlı olduğu için bir şey söylemek mümkün değil ama baktığınız zaman hani insanların eklemlerinin daha rahat olduğu, ağrıların azaldığı, işte mobilitenin, hareket etme kabiliyetinin arttığını söyleyen kişiler var mı? Evet var. Ama bu bir bilimsel data değil yani tamamen ampirik işte deneylere kişinin deneyimlerine dayanan veriler. Osteoartritlere benzer, osteoporoza benzer iddialar var hipotez şeklinde. O makaleleri gördüm. NT65'in telomerize olan kıkırdak hücrelerinde etkilerinin osteoartritin primer dediğimiz, hani osteoartritin sebebi zaten kıkırdak kaybı. Kıkırdağın evet. Hücrelerinin seyrelmesi, aynı osteoporoz gibi ölmesi ve parçalanması. Matrix'in daha stabilizasyonunun yetersizliğine bağlı olarak çok kolay ufalanması. Ve kırdan ortadan kalkması aslında osteoartrit evet. Bu. Dolayısıyla böyle bir gençleşme benzer ciltten çok farklı değil. Yani bağ dokusu oldu tabii sonuçta. O bağ dokusunun stabil bir matrikse sahip olması, daha aktif metabolizması olan hücrelere sahip olması bizim o dokunun gençleştiğini gösterir. Bu mümkün. Burada tabii ben aslında başka bir konuya daha değinmek istiyorum. Yani bu konuştuğumuz konu aslında oluşan hasarı geriye çevirmeyle veya tedavi mantığıyla bakıyoruz. Fakat biz bir adım öncesine gidip telomerlerimizi uzun tutmak için bir erken dönemde gayret gösterebilirsek 35'li 40'lı yaşlardan itibaren bu problemleri erken dönemde engellemiş veya olabildiğince ötelemiş olabiliriz. Dolayısıyla işin bir de bu boyutu var. Yani hani elimizde bunu tedavi edebileceğiyle alakalı henüz bir data olmamasına rağmen önleyebileceğini çok daha rahat kestirebiliriz. Çünkü bunların birçoğu başlangıç yaşı tabii ki 35 bile geç aslında. Baktığımız tabii. Zaman çok daha öncelik yaşlarda belki sürpriz gelecek ama 14 yaşlarda falan başlıyor aslında apoptoziz. Yıkılımlar o zaman başlıyor. Sonra tabii bunlar pik seviyeye geliyorlar. Belki geç bile ama sonuçta bunun başlangıç konusu aslında iyi bir soru olacak. Yani ne zaman başlayalım telomerizasyona? O ciddi bir genellikle evet. Genellikle kullanılan yani daha sonra önerilen şey 35'li 40'lı yaşlardan itibaren düşük dozda da başlamak. Yani ne kadar erken olursa o kadar iyi. Bunun düşük dozu olan kullanımı mümkün. Yani herhangi bir yan etki yok, herhangi bir kontraindikasyon yok. Rahat rahat kullanılabilir bir şey. Dolayısıyla erken dönemde bu tip tedavileri alıyor olmak iyi bir şey. İleriye doğru hasar oluştukça o zaman hem geri dönme ya da tedavi olma ihtimalini azaltıyoruz. Hem de dozu arttırmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla erken dönem 35'li 40'lı yaşlar gibi düşünülüyor. Yaşlanmanın başladığı. Bir de şey var tabii. Tam da dediğiniz gibi aslında telomerlerin kısalması 14'lü 15'li yaşlardan. Hatta anne karnından itibaren başlıyor. O çok enteresan. Yani
ilk birincil hücreden itibaren telomer kısalmaya başlıyor. Çünkü anne rahminde de müthiş bir hücre çoğalması var. Bir kere zaten oradan yaşlanmaya başlıyoruz. Doğumdan sonra da özellikle büyüme evresinde 14 ile 15 yaşlara kadar da gene çok yüksek bir hücre farklılaşması oluyor. Dolayısıyla tam da dediğiniz gibi oralarda telomer kısalması ve bağlantılı olarak apoptozis, hücrenin programlı ölümü daha fazla. Yani embriyonal hücre zaten kendisini daha olgun hücrelere bırakıyor. Bu bebeklik çağlarında çok hızlı olan bir şey. Mutlaka orada telomerler daha uzun. Mutlaka orada kısalma ortaya çıkıyor. Benim söylediğim yaş şeyi aslında yine kemik yaşıyla alakalı olarak bilimsel bir sınır. Bu bizim işte osteoporoz çalışmaları yaparken çok fazla yayın yapıldı bununla alakalı. O yaş aslında 12-14 yaş osteoporozun da başlangıç yaşı oluyor aslında. Yani daha doğrusu kemik kütle zirvesi dediğimiz kemik kütle zirvesine ulaşıldığı ve artık aşağı inilmeye başlandığı yaşlar olarak kabul ediliyor. Tabii bu 30'lara çıkartılmış ama aslında gerçek yaş maalesef kemik kütle zirvesine ulaştığımız yaşlar o yaşlar. O yaşlardan belki de yani bunu bir monitör olarak düşünürsek kemikteki bu zirvenin benzer diğer hücrelerde de bir zirveden aşağı iniş belki de telomer için geçerli olabilir. O yüzden söyledim. Yoksa ezbere bir şey söylemedim. Ama mutlaka söylediğiniz gibi embriyonal yapının yerini olgun hücrelere bırakmasıyla erken yaşlarda telomerler kısaldığına eminim. Haklısınız. Bununla ilgili peki efektivite açısından yani etkinlik açısından kullanılan ilacı gerçi siz 30 yaşlarda düşük doz dediniz ama hani bunun dozuyla ilgili bir belli bir öneri var mı veya yani bir çalışma var mı? Nasıl bir kararla, nasıl bir rejimde Orada aslında önerilen şu, yani hani bu ürünün kullanımı 1 ila 4 kapsül günde öneriliyor. İleri yaşlarda dozu artırmayı öneriyorlar. Tabii burada başka bir tane daha parametre var aslında. Dilersek isterseniz, yani hasta bunu kabul ederse, biz telomer uzunluğuna bakabiliyoruz. Dolayısıyla kişinin telomeri ne kadar kısaysa veya uzunsa dozu da ona göre ayarlamak mümkün olabilir. Ama bu bir şart değil. Yani bir ön şart değil illa bunu kullanmak için. Bunu nasıl eninde yapıyorsunuz? Hangi hücrelerde yapıyorsunuz? Yani lökositten bakılıyor bunlar. Kan hücrelerinden. Evet, kan hücrelerinden. Yani bir kan örneği alınıyor. O lökosit dediğimiz hücreler izole ediliyor. Sonra bunu biz İspanya'da bir laboratuvara gönderiyoruz. Orada ölçümleniyor telomer uzunluğu. Dolayısıyla aslında kişinin biyolojik yaşında tespit edebiliyoruz böylece. Yani bir kişi 30 yaşında olabilir ama içerideki yaşayan metabolizme 40 olabilir, 50 olabilir veya genç de olabilir bu arada. Dolayısıyla doz gerekirse buna göre de ayarlanabiliyor. Ama bu bir ön şart değil tabii. Yani eninde sonunda bir tane tek kapsülle de kullansanız yapılan çalışmalara göre fayda gösterdiğini biliyoruz. Ama bu söylediğiniz nokta çok önemli. Yani gerçek biyolojik yaşın bilinmesi ilacın doğru kullanımı açısından da önem taşıyor diye düşünüyorum. Yani. Sadece ilacın kullanımı açısından değil aslında. Başka bir şeye daha aslında delalet ediyor bu rakam. Siz şimdi eğer hızlı yaşlanıyorsanız kendi doğum yaşınızın değil, biyolojik yaşınızın sağlık risklerine tabisiniz. Yani diyelim ki ben 40 yaşındayım ama biyolojik yaşım 50-60. Ben 60 yaşın sağlık risklerine tabiyim. 40 yaşın değil. Dolayısıyla bir kalp krizi geçirme, bir kanser olma veya farklı bir yaşlanmaya bağlı hastalıkla alakalı risk benim yaşlanma hızımla çok yakından alakalı. Siz eğer içerideki biyolojik yaşı ölçebilirseniz, bilirseniz bu sefer hekimin, yani bu hekimle beraber eğer bu işi yapıyorsanız hekimin sizi yaşlandıran faktörleri bulup bunu tamir etmesi ya da bunu önlemesi ve tedavi etmesi gerekiyor. Dolayısıyla yaşlanmayı ancak bu şekilde önleme şansına sahip oluyorsunuz. Tıpkı egzersiz yapmak gibi bir şey. Bu aslında söylediğiniz şey tamamlayıcı şey, hatta gereklilik aslında. Bir tedavinin başarılı olması için mevcut hastalıkların onların eredik edilmesi, tedavi edilmiş olması şart. Ki biz gençleşme yolunda hücreyi uyaralım. Termal yapısında. Şu anda Türkiye'de kullanım alan herhalde daha çok cilt ve estetik alanları zannediyorum. Pek değil aslında. Pek değil. Yani biz aslında cilt ve estetik alanında pek şey yapmıyoruz. Yani pek önermiyoruz. Yani kullananların birçoğu aslında kendi içsel
gençleşmek için kullanıyorlar. Yani cilt sadece bundan faydalanan alanlardan bir tanesi. O zaman bayağı nitelikli bir çevre var. Yani bunu kullanan kişi. Yani olabildiğince hani bu seviyesi yüksek yani. Evet yani ya bu aslında enteresan bir şey. Yani benim gözlemlediğim şey şu. Bir insanın böyle bir tedaviyi ya da böyle bir yaklaşımı benimseyebilmesi için parasının olması yeterli değil. Yani Türkiye'de yani birçok insanla da sohbet etme şansına sahip oldum. Yurt dışında da aynı şekilde. Yani para önemli değil orada. İnsanların kendileriyle alakalı değer mekanizmaları, değer yargıları, kendine ne kadar değer veriyorsun, sağlığını ne kadar önemsiyorsun. Bu çok önemli. Eğer bu varsa sadece bizim bu telomer meselesi değil. Yani hayatta başka kendinizi sağlıklı kılabileceğiniz farklı önlemler de var. Yani kullanabileceğiniz farklı besin takviyeleri veya farklı uygulamalar da olabilir. Egzersiz yapmak, meditasyon yapmak gibi. Bunların hepsi aslında yaşlanmayı yavaşlatan ve pozitif etkileri olan şeyler. Dolayısıyla siz kendinize ne kadar değer veriyorsunuz, bu işlere ne kadar yakınsınız, ondan sonra T65, telomer neyse onlar sonrasında geliyor. Çünkü hani maddi gücü olup da bunu kullanmayan da bir sürü insan biliyorum yani açıkçası. Yani sadece T65 kullanmak yetmez. Yani dediğiniz gibi düzgün beslenen, kafa yapısı, egzersiz ve kendisine bakmaya uygun olan belli bir kültürel seviyedeki insanlara hitap eden bir tedavi. Evet, evet. Öncelikle kalkıp bunu hani bir rahatsızlığı olan, ciddi bir rahatsızlığı olan bir hastanın hastalığını geri çevirmek için bir umut kapısı olarak görmeyelim. Yani, yok öyle bir noktada değiliz. Tabii. Ya biz öyle bir noktada değiliz. Sağlıklı bir insanın sağlığını koruyup belki de geriye dönük bazı kazanımlar elde etmesi için önerilecek bir tedavi diyoruz. Ama bu yani ben şöyle görüyorum. Yani telomeraz teknolojisi ve genetik mühendisliğinin gelişimiyle söylediğiniz gibi bu reverse aging yani yaşlanmanın durdurulması, geri çevrilmesi, gençleşme de gerçekleşmesi için bir umut ışığı olarak da vurgulayalım. Ben şimdi yaklaşık 10 yıldır takip ediyorum bu konuyu. Son 5 yılda yani oldukça aktif bir şekilde içindeyim. Enteresan başka gelişmeler de var. Yani sadece telomer biyolojisi değil, bunun dışında da farklı gelişmeler oluyor. Önümüzdeki yıllarda büyük ihtimalle daha fazla duyacağız bunları. Fakat telomer konusuyla alakalı, şimdi bizim elimizdeki olanaklar, yani özellikle işte şu anda telomeri uzatmanın tek yolu belli bir işte ürün var veya bir molekül var, bunu alıyorsunuz. Fakat ileride çok büyük ihtimalle bir genetik aşı veya bir genetik enjeksiyon sayesinde tıpkı damardan bir ilaç verilirmiş gibi bizim telomerlerimizi uzatabilecek olan bir takım tedaviler olacak. Dolayısıyla çok daha kuvvetli ve çok daha hızlı etki gösteren şeylerin gelmesini bekliyorum önümüzdeki birkaç yıl içinde. Çünkü bununla alakalı genetik çalışmalar devam ediyor. Takip ettiğim birkaç grupta var. İlginç sonuçlar yakalıyorlar. İleriki yıllarda büyük ihtimalle daha fazla şey duyacağız bununla ilgili. Yani tabii ki şu anda bununla alakalı inanılmaz laboratuvarlar kurum aşamasında olduğunu duyuyoruz. Çünkü ciddi bir teknoloji ve zaman alan yapılar bunlar. Dün bahsettiğim mesela printer teknolojisi gibi. Yani işte bazı şeyleri üretmek, hücreleri üretmek gibi. Ama canlı üzerinde yani yaşayan kişi üzerindeki çalışmalarda ben bu söylediğiniz konunun çok daha önemli olduğunu görüyorum. Ve bunun çok kısa zamanda olacağını zannediyorum. O yüzden çok ilgimi çekti. Ve kas kereslerine faydası olduğunu düşündüğüm için de yani, takipçilerin bunu bilmesini istedim. Eminim osteoporoz ve osteoartritin dışında kas gelişimi ve kasın kütlesinin korunması belki de böyle desek daha doğru olur. Tabii. Egzersiz yapan, doğru beslenen bir kişide, sağlıklı bir kişide mümkün olduğunu düşünüyorum ben. Doğru. Siz evet. Kullanıyor musunuz? Bu tedaviler nasıl? Elbette. Sizin hayatınızda nasıl bir değişiklik oldu? Ya ben şöyle söyleyeyim. İlk bunu kullanmaya yaklaşık bir 7-8 yıl evvel başladım ben. Hatta önce ilk Türkiye'de biyolojik yaşımı ölçtürmek için Kavacık'ta bir hastaneye gittim. Laboratuvara gittim, dedim ki ya biyolojik yaşımı ölçtürmek istiyorum. Bunu yapabilir misiniz?
Böyle şey uzaydan düşmüşüm gibi baktılar ya. Sen ne istiyorsun? Türkiye'de öyle bir şey olmadığını öğrendim. O gün öğrendim. Sonra bu iş için işte İspanya'daki laboratuvara gittiğimde biyolojik yaşımı ölçtürdüm. İşin ilginç olan tarafı şuydu. Yani ben işte o dönemlerde 42 yaşındayken biyolojik yaşım neredeyse 11-12 yaş ileride çıktı. Yani ki ben hiç sigara içmedim. Alkol minimum. 12 yaşından beri sürekli olarak spor yapan bir adamım ondan sonra. Bunlar yani baktığınız zaman hani ideale yakın bir şey var, fotoğraf var ortada. Fakat telomer kısa. Dolayısıyla bu sefer beni yaşlandıran ya da nelerin daha fazla geliştirilebileceği ile alakalı hekimlerle oturup bunu konuşma şansına sahip oldum. Bilmesem ileride daha fazla problem yaşayacağım. Dolayısıyla yani sadece T65 değil de aynı zamanda başka vücudun ihtiyacı olan şeyler de oluyor. Yani bunu aslında bir laboratuvar testiyle bakmak lazım. Aslında bana sorarsanız biraz ezbere gidiyor bu iş. Bir laboratuvar testiyle sizin D vitamininizin, çinko, magnezyum vesaire yani vücudunuzun size kişiye özel olarak neye ihtiyacı varsa onun verilmesi gerekiyor. Bunu da bir hekim tarafından yönetilmesi ve takip edilmesi gerekiyor. Onu Dolayısıyla yapan arkadaşlarımız var. Evet. tabii buradaki metot uzun soluklu ve kişiye özgü hale getirilmiş olması gerekiyor. Yani benim hani kullandıktan sonra yaklaşık işte 7-8 yıldır kendimi tabii ki daha iyi hissediyorum. Enerji seviyelerim düşmüyor. Yani hala fiziksel olarak iyi durumdayım. Yani işte ben Şu an kaç yaklaşık nerede? yaşındasınız? Ben şu anda 48 yaşındayım. 48 yaşındayım. Yeniden ölçtürdünüz mesela. O zamanlar telomerinizi Ya ölçtürdüğünüz sonradan zaman. ölçtürdüm. Yani en son galiba bir 2 sene evvel falan ölçtürmüştüm. Yaklaşık olarak biyolojik yaşım benim bir 7-8 yıl geriye doğru gelmişti. O zaman başarılı olmuş oluyor. Tabii Testlere göre tabii. bakarsak. Tabii. Hatta ben size başka bir tane grafik gösterebilirim burada. Şey var. Olur, tamam. Biyolojik yaşın nasıl geri döndüğüyle alakalı bir takım grafikler var. Hatta rahat rahat isim de verebilirim. Çünkü zaten biliyor herkes. Bu mesela Türkiye'den bir örnek. Şuradan göstereceğim. Şimdi bu aslında bizim Sertab Erener'in test raporu. Yani izni Evet. olduğu için rahat rahat söyleyebiliyorum İzin olduğu için açıkçası. peki anladım. Tamam. Şimdi biz mesela 3,5 yıl evvelinde ölçtüğümüzde biyolojik 51,6 yaşındaydı. Yani doğum yaşı 51,6. Biyolojik yaşı 57 çıkmıştı. Yaklaşık olarak bir 5-6 ileriden gidiyor. Telomer uzunluğunda bakarsanız sarı olan bölge olması gereken normal alan. Yani kendi yaşına göre telomer uzunluğunun 9,6 ile 11,9 arasında olması gerekiyor. Fakat bunun son sınırında. Fakat yaklaşık 3,5 yıllık T65 kullanımından sonra tabii ki doğal olarak bir kronolojik yaş ileri gitti. Biyolojik yaşın 52,8'e doğru gerilediğini görüyoruz. Şimdi burada 3,5 yıl içinde yaşlanmadığı gibi aynı zamanda neredeyse 3,5-4 yaşta geriye döndürmüş vaziyetteyiz. 6 yıl fark Yani etti yani evet neredeyse. yani 7,7 yıl fark etti toplamda. Evet. Yani geriye dönüş 7,7. Şimdi dolayısıyla bu biyolojik yaşın geriye alınmasıyla alakalı. Burada mesela daha farklı grafikler de var. Bu da Amerika'dan bir doktorun sonuçları. Mesela burada bir işte kronolojik yaşı 52 olan bir bayan ama baktığımız zaman 68 yaşında. Burada yaklaşık 6 yıllık bir kullanım var. Kronolojik yaş zaten lineer olarak artıyor. 58. Fakat biyolojik yaşın 54'e gerilediğini görüyoruz. Neredeyse 14 yıllık bir geri dönüş var. Dolayısıyla bu insanlar daha sağlıklı, daha enerjik, daha fonksiyonel, daha iyi hissediyorlar. Yani dolayısıyla bu çalışıyor hakikaten. Birçok insan var bunu kullanan. Gene benzer şekilde bir başka erkek hasta. Onda da geriye doğru dönmüş vaziyette. Yani dolayısıyla biyolojik yaş yönetilebiliyor bu sayede. Pekala. Şimdi o zaman başka bir şey sorayım. Hani dedik ki 30 yaşlarda, 35 yaşta başlamamız gerekiyor. Belki başlarsak daha iyi sonuç alırız. Ben performans açısından soracağım şimdi. Diyelim ki sporcusunuz. Bu ilacı kullanmaya başladınız. Mutlaka vardır Amerika'da veya işte o kıtadaki kullanımla alakalı daha masif kullanım var çünkü. Ne oluyor bu adamlara? Yani bunlar bir doping etkisi mi yaratıyor? Bu, sağlıklı vücut, hiçbir şeye ihtiyacı yok. Çok iyi besleniyor. Şahane bir metabolizması var. T65 kullanıyor. Bunlardaki değişimi takip edilmiş mi? Ne olmuş yani bunların? Bununla alakalı feedbackler var. Yani aynı şeyi ben kendimde de yaşıyorum. Yani etrafımda kullananlar da oluyor. Şimdi diyelim ki şöyle fark ediyor. Şimdi mesela ben tenis oynuyorum yaklaşık 40 yıl oldu galiba işte çocukluktan beri.
20'li yaşlarda, 25'li yaşlarda çıkıp 4 saat, 5 saat korttan çıkmamacısına tenis oynadığım dönemleri biliyorum. Bugün hala 4-5 saat olmasa bile çok rahatlıkla 2,5 saati, 3 saati rahat istediğim zaman çıkartabiliyorum. Yani dolayısıyla geçmiştekine yakın, 30'lu 35'li yaşlardaki performanslara yakın egzersiz performansını alabiliyorsunuz. Bunu kullanarak aslında tenis oynayan veya işte yüzme, yani insanların egzersiz performansı geri eski yaşlarındaki noktalara yaklaşmaya başlıyor. Bu arada herhangi bir doping etkisi yok bu arada. Yani hani ben bugün aktif aldım sporcu bunu. Adam, aktif sporcu nasıl bir etki yapar mesela bunda? Aktif sporcu ama ben profesyonelim dedi. Mesela atıyorum bir Iron Man. Şimdi tabii Iron data yani var. Endurance var çünkü orada biliyorsunuz. Yani. Tabii. Ya Iron Man'de şöyle, yani sizin eğer 25'li yaşlardaysanız çok büyük ihtimalle burada büyük bir değişiklik yapmaz. Ama 50'li yaşlarınızda, 65'li yaşlarınızda eğer Iron Man koşuyorsanız büyük değişiklik yapar. Yani kendi yaş kategorinize ciddi fark atarsınız. Yani şöyle söyleyeyim size, telomer konusuyla alakalı çok önemli bir bilim adamı var, Bill Andrews diye. Aslında T65'i bulan kişilerden de birisidir o. Şu anda ultramaraton koşuyor. Yani Türkiye'ye de gelmişti. Onunla da hatta beraber koştuk. Ultramaraton ne olduğunu söyleyelim. Yani 100 kilometreye yakın. Tabii 100 kilometre, 100 mil plus üzeri koşuyorlar bunlar. Yani hiç durmaksızın koşuyorlar. Diyor ki ben diyor zaten ultramaraton koşuyordum ama T65 kullanmaya başlamadan ya da bu telomer konusuna girmeden genelde kendi yaş kategorimde işte 10-15. Yani ortalama sıralarda yer alıyordum. Kullanmaya başladıktan 2-3 ay sonra tekrar bir yarış koştuğum zaman ikinci mi birinci mi ne gelmiş. Yani çok belirgin bir şekilde performansım fark etti diyor. Ve bugün hala yaklaşık 65 yaşında mı 66 yaşında falan galiba bir hala ultramaraton koşuyor yani baktığınızda. Yani 100 mil plus koşuyorlar. Dolayısıyla sizin egzersiz performansınızı eskisiyle benzer hale getirmeye başlıyor. Benzer hale getiriyor. Bir geriye dönüş ortaya çıkıyor. Evet, evet. Telomerizasyon ben yakından takip etmeye başladım. Yani tabii çok yakın, yeni oldu bu. Şimdi kullanım için de hazırlık yapıyorum kendimde. Zannediyorum bir sene sonra veya iki sene sonra benzer bir konuşmayı benim üzerinde yapabilirsiniz. İnşallah. İnşallah. Yani baktığınız zaman pozitif birçok etkisi oluyor. Yani kullananların söylediği şeyler şu. Yani telomerizasyondan sonra yakın görüşte düzelme bildirenler var. Mesela daha rahat yakın okuma yapabildiklerini söyleyenler var. Gözlüksüz değil ama belki en azından biraz daha büyük font, puntolu yazıları kolay okuyor. Akomodasyon lensin fleksibilitesiyle alakalı. Demek ki akomodasyon değişine göre bu da matrixle alakalı bir şey. Su tutma vesaire. Onun dışında dediğim gibi işte saç cilt kalitesi, saçların kalınlaştığı, ondan sonra kısmen hani beyaz olan saçların diplerinden biraz daha siyah geldiğiyle alakalı bildirenler var ama hani tamamen siyahlaştı diyen olmadı. Yani öyle bir şey yok zaten. Ciltteki kırışıkların, lekelerin azaldığını biliyoruz ondan sonra. İnsanlar bağışıklık sistemi bu arada çok iyi cevap veriyor. Çünkü o çok önemli. Güncel bir şey. Evet, yani. Güncel onu vurgulayayım çünkü şöyle bir şey var. Aslında bizim telomer uzunluğunu ölçtüğümüz bu lökosit hücreleri bağışıklık sisteminin en önemli elemanları. Şimdi sizin de bildiğiniz üzere aslında hücrelerin yaşlanmayla bağlantılı 3 tane hareketi var. Bir tanesi apoptoze gidebiliyor. Yani hücre kendini programlı olarak öldürüyor. İkincisi uyku modunu alıyor ama çalışmıyor ve aynı zamanda kendi etrafına toksik bir etki yaratıyor. Sitotoksik hücreler haline geliyorlar. Üçüncüsü de mutasyona uğruyor. Bu sefer kanser yoluna doğru gitmeye başlıyor. Bravo. Bunların hepsi doğrudan telomerle bağlantılı olan yolaklar. Bağışıklık sisteminde de genelde olan şu yaşlanmayla bağlantılı. Yani telomer kısalmasıyla çok yakından ilişkili görüyoruz onu. Apoptoz oluyorsa problem yok. Yani o en temizi. Eğer hücreler uyku durumunda varsa, diyelim ki sizin 100 tane hücreniz var ama bunlardan 40 tanesi uyku durumunda. Kaynak tüketiyor ama çalışmıyorlar. Yani baktığınız zaman bir işe yaramıyor ama kaynak tüketmeye ve etrafını da zehirlemeye devam ediyor. Dolayısıyla siz aslında bunların telomerlerini uzattığınız zaman, yani yeniden bu hücrelerin telomerlerini uyardığınız zaman bunlar senesensten çıkıyor, uykudan çıkıyorlar ve sağlıklı bir hücre gibi çalışmaya başlıyorlar. Dolayısıyla sizin uyuyan polis gücünüzü uyandırıp daha da güçlü bir ordu haline getirmiş oluyorsunuz. Evet. O yüzden dışarıdan gelen patojenlere veya işte virüslere karşı bağışıklık sistemi daha uyanık hale geliyor.
Bunun içine kanseri de ekleyebilirsiniz. Çünkü kanser de sonuçta vücudun kendi içinde ürettiği ve yok edebildiği bir hücre grubu. Eğer bağışıklık sisteminiz doğru çalışıyorsa. Aslında şimdi uyuyan hücreyi açalım. Hani bunlar hafızası olan hücreler aslında. Normalde zaten var olan, daha önce yaşadıkları bağışıklık saldırıları hafızaya alarak. Hafıza alan kişi antikor salgılıyor ama artık bu antikorlar işe yaramıyor belki de. O şekilde geri çekilmiş aslında inaktif diyelim. O hücrelerin aktifleşmesi korkunç bir şey. Yani gerçekten. Bu peki bununla alakalı olarak çalışmalardan yola çıkarak mı konuşuyoruz? Bunu çok rahatlıkla çalışma... Yok, afaki değil. Bunun üzerine hakikaten gerçekten daha sağlam datalar, solid datalarımız var. Çünkü şeyleri benim size göndermiş olduğum yayınlarda da vardı. Daha fazla da şeyler var. Yani biz onu çok net görüyoruz. Lenfosit üzerinde daha çok etkisi var diyelim. Yani çünkü bunlar bahsettiğim tabii şeyler lenfositlerin uç kısmında, B ve T lenfositlerin uç kısmında. Yani bağışıklık sistemini belirgin şekilde iyileştirdiği ve sağlam hale getirdiğini biliyoruz. Yani bu konuda elimizde gayet sağlam datalar var. Peki, tabii bir saati bulduk. Çok da keyifli bir sohbetti. Yavaş yavaş sona gidiyoruz. Her ilacın bir yan etkisi var. Sonuçta hani kullandığımız şey bir tabii en çok korkulanan bir tanesi. Telomer diyoruz, işte bunlar kromozom, işte genetik vesaire akla gelince şu da akla geliyor aslında. Ters etki. Mesela dedik ki aslında kanseri terse çevirebilir veya işte böyle bir şey mümkün bağışıklık yoluyla dedik. Ama bende bile bu şüphe uyandı. Acaba bazı hücreleri kanserleşmeye doğru uyarabilir mi? Evet. Yani bu sadece bununla ilgili bu en çok sorulan soru. Evet. Bu en çok sorulan soru. Ben yani cevabı kısaca hayır. Başka bir komplikasyon oldu mu? Bununla alakalı yok. Şöyle söyleyeyim şey isterseniz. Yani genelde sorulan iki şey konu var zaten. Bir, biz bu ürünü nerede kullanamayız? Yani kontraindikasyonu nerede kullanamayız? Kontraindikasyon. Evet. Yani iki tane nokta var. Bir tanesi eğer aşırı bağışıklık sistemi uyarılmış vaziyetteyse, yani eğer otoimmün bir hastalık varsa veya bir transplantasyon vesaire varsa orada kullanmayın diyoruz. Çünkü bağışıklık sistemini daha uyarılmış ve daha iyi hale getiriyoruz. Dolayısıyla bu bizim organ grubun dışında kalıyor. Onu dışarıda tutuyoruz. Diğer tarafta ben genellikle şöyle ayırıyorum. Eğer bir kanser tedavisi hala aktif halde kanser tedavisi gören bir grup hasta varsa kullanmayın diyorum. Zaten onkologlar asla böyle bir şey kullandırmazlar. Her şeyi kesiyorlar çünkü zaten. Dolayısıyla zararı olduğundan değil, mevcut olan, devam edilecek olan tedaviyi engellemesin veya herhangi bir soru işareti oluşturmasın diye. Çünkü normal şartlarda aslında kanserin oluşmasının en önemli mekanizmalarından birisi aşırı telomer kısalığı. Yani evet, hücrenin telomerinin aşırı kısalmasından dolayı aslında hücre kendini yaşatmak için kanser yoluna, mutasyonla kanser yoluna gidiyor. Sonradan oradaki birçok aslında checkpoint'i var bu şeyin, hücrelerin. O kontrol noktalarını geçtikten sonra telomeraz dediğimiz enzimi sonsuz hale getiriyor ve ölümsüzlüğü oradan itibaren yakalıyor. Şimdi biz herhangi bir hücre grubunu daha ölümsüz hale getiremiyoruz. Yani bizim yapmış olduğumuz telomeraz aktivasyonu çok minimal düzeylerde. Dolayısıyla oluşmuş olan bir kanser hücresini daha da fazla kanserleştirme şansımız yok. Ama bir hücreye telomeraz verdiğiniz zaman ya da telomeraz aktivasyonu verip telomeri uzattığınız zaman o hücre kansere dönmüyor. Hatta tam tersine daha sağlıklı ve iyi sağlam bir hücre haline geliyor. Onu da biz şuradan biliyoruz. Bizim de bulunmuş olduğumuz bir çalışma yapmıştık. Yani onun içinde ben de vardım. Diyelim ki işte laboratuvarda 100 tane hücre alıyorsunuz. Bunların kısa şey yaşlı olan hücreler alıyorsunuz. Telomerlerini uzatıyorsunuz. Yani eğer kanser olursa bu 100 tane hücrenizin sizin 3 gün sonra 300 tane olması lazım. Öyle bir şey olmuyor. Hiçbir zaman yani bugüne kadar uluslararası araştırmalarda da baktığımızda öyle bir durum olmuyor. Yani kanser sağlam hücre buna tepkisi geri bir şey fark etmiyor. Bir şey fark etmiyor. Yani bir şey fark etmiyor. Neden fark etmiyor? Neden fark etmiyor? Çünkü zaten orada hani sonsuz düzeyde bir telomeraz aktivasyonundan bahsediyoruz. Bizim yapmış olduğumuz etki çok minimal. Yani hani bu şey gibi nasıl söyleyeyim? Ev yanıyor, bir tane biz kibrit çakıyoruz. Farkı olur mu? Olmaz. Yani aradaki fark hakikaten bu düzeyde. Yani çok benzediği için tabii bir yerde aşırı büyüme kabiliyeti olan ve büyüme çoğalması durdurulamayan bir hücre grubu var.
burada evet. Kendisini yenileyebilen hücreye çok benziyor. Evet. Dolayısıyla insanın aklına ister istemez kanser hücresinde ne olur geliyor. Hatırlarsanız Avrupa Birliği benim çalışmalarımın olduğu kök hücreyle ilgili yasaklanmadan önce Exxen Laboratuvarı şimdi çalışmalarım olmuştu. Burada da bizim en büyük sıkıntımız buydu. Kanserli dokularda kök hücrenin, biz çünkü gerçek kök hücre kullanıyorduk zenginleştirerek, kullanımını yapmıyorduk, uygulamıyorduk. Çünkü böyle bir şüpheyi ortaya çıkartmayalım diye. Dolayısıyla kanserli kişilerde telomerazin kullanımı ciddi bir konu aslında. Bu konu... Ya şöyle, biz aslında orada kişisel olarak ben kullanırım. Niye kullanırım? Çünkü bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanırım. Ben de böyle, evet, bir problem olsa belki ben kullanırım. Ama başkasına öneremem. Onu başkasına, evet, öneremeyiz. Yani bu kullanılabilir bir şey özellikle değil. Kullan dememek. Yani yok. De. Yani hatta kullanma demek daha doğru. Çünkü doktorun ya da oradaki tedaviyi yöneten kişilerin kafasında soru işareti kalmaması lazım. Bu uzun soluklu bir süreç. Dolayısıyla o soru işaretini ortadan kaldırmak için kullandım. Ama kanser yapar demek yanlış olur. Bu konu hakkında. Yok öyle bir. Mesela T65 kullananlarda kanser oluşmuş mu mesela? Yapılan çalışmalarda ya da yapılan anketlerde T65 kullanan kişilerde, yani o bireylerde. Bu önemli bir şey yani. Normal toplumdaki kanser insidansına göre bir miktar daha düşük çıkıyor. Yani daha 60 değil. İnsidansı artmak değil, düşme eğiliminde. Evet, bir miktar daha düşmüş. Aslında çünkü daha insanlar, bilimsel olabilir. Yani baktığınız zaman niye? Çünkü bu insanlar biraz daha aslında toplumun ortalamasına göre sağlıklı ve doğru yaşam stillerini uyguluyorlar büyük ihtimalle. Ama T65'inde burada bir kötüleştirici etkisi yok açıkçası. Etkisi yok. En azından toplumda, yani ben bunu kullandım diye kanser olur şüphesi diğer toplumdaki insanlardan farklı olmadığını söyleyebiliriz. Yok, yok. Evet. Kaldı ki zaten Nature'da falan bununla alakalı yayınlar var. Yani telomerazın bir onkogen olmadığını biliyoruz. Yani yapılan çalışmalarda Nature'da falan yayınlandı bunlar. Kanserleştirici bir özelliği olmadığını biliyoruz. Hiç öyle bir şey yok. Çok keyifli tam sohbeti. Tersine, evet, bir şey daha ekleyeyim. Çok tam tersine. Ama mesela kanseri tedavi etmek isterseniz, çünkü kanserlerin aslında, kanser hücrelerinin ölümsüz hale gelmesinin nedeni telomeraz. Telomerazı eğer baskılarsanız kanseri tedavi ediyorsunuz. Bununla alakalı da şu anda ilaçlar, evet, geliştiriliyor. Bu da aslında tam beklenmedik bir etki. Çok çok konuşacak şey var aslında. Bence bu sohbeti tekrarlamamız gerekecek. Öyle İnşallah. Gibi. İnşallah. Tabii ki memnuniyetle. Ben çok memnun kaldım. Biraz daha derinleştirelim. Ben kas ve iskelet dışında bu osteoporoz biraz daha işlemek istiyorum. Hatta tabii ki. Özelleştirip biraz daha ben de çalışayım. Beraber osteoporoz üzerine, çünkü çok fazla mağduriyet var. Evet. Daha özel bir konuda bir ikinci bir sohbet yapalım. Biraz daha ben de kaynak toplarım. Belki de daha detaylı bir şey sohbet daha yaparız memnuniyetle. Böyle Kanada'dan İstanbul'a çok hoş bir tabii sohbetti. Ki. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok memnun oldum. Tekrar. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. İyi günler. Sağ olun. Çok sağ olun.